Belediye Emekçileri Sendikası üyeleri tarafından, Lefkoşa Belediyesi çalışanları tarafından ama polise götürüldü tabii ki araç. Bir diğer taraftan bugün Lefkoşa Belediye çalışanları BES'in son şansıydı. Hükümete verdiği bir son şans vardı. Bugün mesai bitimine kadar hükümetten bir açıklama, bir açık kapı bekliyordu açıkçası. Lefkoşa Belediyesi ile ilgili bir öneri bekliyordu, bir işlem bekliyordu. Ne oldu bilmiyoruz tabii ki. Herhalde birazdan bizlere de düşer sitemize ve sizlere de aktarırız ne oldu bu konuyla ilgili Lefkoşa Belediyesi noktasında. Bir diğer taraftan elektrik kesintileri tabii ki Kıptekin devre dışı bırakılıp Elsin'in bu işi üstlenmesi. Kamu dairelerinin, özellikle devlete bağlı dairelerin bazılarının jeneratörü olmayışı veya jeneratörlerini alacak, mazot alacak paralarının olmayışı bazı kamu dairelerini karanlıkta bırakmış. Ve bu karanlıktan kurtulmak isteyen bazı yetkililer ise Maliye Bakanlığı'na bu borçların yapılandırılmasıyla ilgili bir yazı göndermesine karşın Maliye Bakanlığı'ndan kendilerine biz zaten Kıptek'le mahsuplaşacağız, o yüzden böyle borç ödeme falan gibi bir durum yapmayacağız şeklinde açıklama gelmiş. Bununla ilgili haber, özel haber detayları Kıbrıs Postası'nda, oradan girip okuyabilirsiniz. Bugün dediğimiz gibi yoğun bir gün. Lefkoşa Belediyesi ile başlayan ve daha sonrasında bu elektrikle de hızlanan yoğun bir gün, gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 4335 SMS numaramız. SMS yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız varsa, görüşleriniz varsa bize iletebilirsiniz. Aynı zamanda Twitter ve Facebook üstünden de bizi takip edebilirsiniz. Oralardan da bize iletmek istedikleriniz varsa iletebilirsiniz. 96.6 Radyo T'den, 97.0 Posta FM'den bizi dinleyebilirsiniz eğer izleme şansınız olmayacaksa. Kıbrıs Postası yazarlarından Doktor Nazım Beratlı bugün stüdyo konuğumuz. Evet efendim, başlayalım sohbetimize. 2012'de en çok yazdığınız ne oldu? Hangi konu oldu? En çok ya da neyi yazıp yazmak istediğiniz ve yazmadınız? Neler geçti kafadan 2012'de? Vallahi 2012'de tabii işte herkes konuştuklarını yazdı tabii gazete yazarı olarak. Önce bu belediye meselesiyle ilgili bir şey söylemek isterim. Yani benim hükümete tavsiyem bu işi bir saat önce bitirmeleridir. Çünkü çok tatsız yerlere doğru gidiyor. Çok daha kötü sonuçlar verebilecek boyutlar kazanabilir. Bu belediye meclisi, sendikası ile belediye başkanı ve hükümet arasındaki bu üçlü şey ve ilişkiler zinciri. Kimse kimseyi neden maaş almadan çalışmıyorsun, ayıp değil mi diye suçlayamaz yani. Bu bir gerçek bir yandan. Öbür taraftan belediyenin gelirleri maaş ödemeye yetmez denildiğinde de iki dönemde aynı belediye başkanı görevdedir ve son dönemde Ulusal Birlik Partisi'nden, hükümetin partisinden aday gösterilip de bu göreve gelmiştir. Geldiğinde de belediyenin gelirleri giderlerini karşılayacak durumdaydı. Evet. Yani dolayısıyla hep de göz ardı ediliyor. Aslında biz çok kavramsal düşünmeyi sevmeyen bir toplumuz. Ama yerel yönetimler bağımsızdır deriz. Ama İçişleri Bakanlığı yerel yönetimler dairesine bağlıdırlar. Evet. Yani bütçesi oradan geçmeden onu uygulamaya koyamaz. Kendi meclisinden geçer, gider oradan İçişleri Bakanlığı'na geçer. Sonra yasal olur ve uygulamaya konulur. Dolayısıyla belediye başkanının şahsi beceriksizliğine atfedip işi de bütün günah keçisi gibi her şeyi onun sırtına yıkıp bu işten çıkmak mümkün değil. Bir ikincisi de hükümet iseniz başkentin belediyesinin bu hale gelmesinden de rahatsız olmanız lazım. Hiç kusurumuz olmasa bile rahatsız olmanız lazım. Ve o yolla çözmeye kalkmanız lazım. Dünyada aslında bellidir bu gibi durumlarda yapılanlar. Kayyum atanır ve seçime götürür belediyeyi. Evet. Bu kadar basittir. Yani ama parti içi dengeler, şunlar bunlar dolayısıyla bununla yapılmasına kaçınılıyor. Yasalarına müsait değildir deniliyor. Oysa işimize geldiğinde biz İngiliz sömürge döneminde kalma yasaları kullanıyoruz. Her neyse bunu da kullanmıyoruz. Evet. Yani en sonunda çok çirkin olaylar yaşamak zorunda kalacağız gibi bir kuşku ve endişe artık benim içimi kemirmeye başladı. O bakımdan hem çalışanların hem de memleketin selameti açısından bu işi artık bitirmek lazım. Daha da uzatmanın anlamı yoktur diye düşünüyorum. Yoksa yarın sendika örneğin belediye el koymaya kalksa
bunun yasal sonuçlarının ne olacağıyla ilgili da ciddi şeylerim var. Yani yoktur öyle bir yasal, öyle bir usul yoktur çünkü. Yani bilemem yani şimdi şeyde... Ama asıl yaş sayı da Çin'in Defkoşa Belediye Başkanı. Çünkü kesinti yapıp olsa sigorta ihtiyaç sandığı yatırmıyor. Tamam şimdi o yasayı çiğnerler, siz de çiğnediniz. Acaba cevabı ne olur hükümetin? Evet. Yani... Ha. Yani o gücü, o gücü bulabilir mi tabii belediye emekçileri sendikası, onu bilemiyoruz. Yani şimdi ama uçak kemiğe dayanmıştır. Onun için her reaksiyonlarını ben şeyle karşılarım. Anlarım yani. Evet. Anlayışa karşılarım demeyeyim. Anlarım. Yani her reaksiyonlarını. Hükümetteki bakan arkadaşlarımız da anlamalılar ve bir saat evet bu şey bir çare bulmalılar yani. Yoksa kötü şeyler yaşayacağız ve dünyaya karşı da kendi içimizde de hiç hoş olmayacak. 2012'de belediyeyi yazdık biz de. Efendim şu mazbata meselesini, bu faiz oranlarını, hatta bu son mazbata kavgası çıkmadan evvel de ben bir dizi yazmıştım bu hususta. Bunları yazdım. Ona nasıl bakıyorsunuz? Madem girdik biraz değerlendirelim. Yani bir taraf var, mazbata mağdurları, faiz mağdurları tarafı evet. var. Bir de hukukçular tarafı var. Kesi ortasında da kalan bir düşünce de var. Yasa çok kısa bir süre içerisinde öyle konuşuluyor. Alt komiteden çıkacak, görüşülecek, yapılacak gibi. Ama bir diğer taraftan özellikle hukuk camiası da buna birazcık temkinli bakıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Valla 1930'da Kıbrıs'ta köylülerin %70'i tefecilere borçluydu. Faiz oranı %30'du ve bileşik faiz uygulanırdı. Faizin faizi de uygulanırdı. Ve ilk gelen kurak yıldan sonra tefeci köylünün tarlasına el vurdu. Çünkü ödenmez hale gelirdi o borç. O dönemde Kıbrıs'ta topraksız köylü oranı %125 artmıştır. 100 tane topraksız köylü var iseydi 225 olmuştur o dönem içerisinde. Hı hı. Bunu kim derdetti kendine? Hiç beğenmediğimiz sömürgeciler, İngilizler. Sir Ronald Storrs'u, çok önemli bir diplomatı İngiltere'nin, Kıbrıs valisi tayin ettiler bu işaret etmek üzere. Storrs anılarında anlatıyor ki ben gidip kavanin meclisine bunlar gibi yasa çıkaramadım. Çünkü milletvekilleri ya tefecilerdi ya da avukatları. Ve gittim bir orderin konsili çıkardım. Yani kraliyet emirnamesi. Kralın emrine karşı gelemeyecekleri için hiçbir şey diyemediler. Faizleri mevduata %6, mevduata %6, krediyede %9 düzeyine çektim. Ve bu tefecilerden elinden bu milleti kurtardım. Şimdi rakamları bile bile söylüyorum. %30 bileşik. Evet. Şimdi efendim deniliyor ki ve nasıl açtı ondan sonra onu da söyleyeyim. Köylü nereden kredi bulacak? İşte kooperatif kredi şirketleri o zaman kuruldu. %6 mevduat, %9 kredi faizleriyle. 1930'larda kuruldu. 1900 kaça kadar? 90'lara kadar. Devam o oranlar edeyim. Devam etti. Dünyada hala o oranlardır. Bugün Avrupa Birliği'nin %11'e çıktığında faiz size atarlar euro oranlarını. Kovallar sizi. %11'e çıkamazsınız. %10'a kadar çıkabilirsiniz. %11'e çıkamazsınız. Ha. Efendim bizde enflasyon vardı. Onun için bankalar batmasın diye bunları yaptıydık. Ben onu da anlamam ama yani anlattı heyecanlı oluyor derim söyleyenlere. Ama Merkez Bankası'nın son yayınladığı 3 aylık raporda şu anda ülkedeki enflasyon oranının %6.4 olduğu yazılıdır. %6.4 enflasyon olan bir memlekette %30 bileşik faizle. Çok yüksek rakam oluyor. Ha, bu yani ha, bir defa buna bir nokta koyayım, devam edeyim. Bir süre önce bu konuda bir dizi yazı yazdım da birileri bana temin açıp dediler ki ne istem faturasının bankaları da hepsi battı, onlar da batsın. Ha, bence asıl böyle batacak. Evet. Neden? Onu anlatacağım şimdi. Çok iyi konuya değiniyiz. Şimdi
gene Merkez Bankası'nın rakamlarına göre, son 3 aylık rakamlarına göre bankacılık sektörünün toplam aktifleri gayri safi milli hasılanın %156'sı oranına gelmiş. Bana bütün millet işler, 100 kazanır. 20 lira banka 156 kazanır. Evet. Bu olabilecek, aklın alabileceği, izah edilebilecek bir ekonomi tablo değildir bu. Değil. Yok öyle bir şey. Yani. Peki, 3 kat faizlerin düştüğünü düşünelim. %10'a indiğimizi düşünelim. O zaman da gayri safi milli hasılanın %50'si oranında olacak. Yani 200 bin kişi işleyip 100 kazanacaklar. 20 bankada hadi 100 lira ortağı varsa 50 kazanacak. 100 bin kişiye bir banka. Evet. Kadar kazanacak. Batma batma yoktu. Doğrudur hesabınız. Ha, faiz indirimine batma batma yoktu. Bir, iki. Bu yazı daha çıkmadı. Yarın da bunu göndereceğim çıksın. Şimdi, ama diyor verin ki şimdi bakın ekonomide ekonomi iktisat fakültesi okumak şart değil, siyasetle ilgiliyseniz ekonomide nasıl döner diye birkaç ekonomi kitabı okursunuz. Evet. Yani paranın dolaşımı diye bir kural vardır, basit anlaşılması bakımından anlatacağım burada. Bu toplumun 10 kişi olduğunu düşünün ve cebimizde 10'ar lira olduğunu düşünün. Nedir toplumun toplam parası? 100 lira. Bir hafta boyunca hiçbirimizin bir kuruş harcamadığımızı ve dolayısıyla bir kuruş da kazanmadığımızı düşünün. Ne ürettik? Sıfır. Hiçbir şey. Hiçbir şey. 150 lirayı bir hafta içerisinde harcayıp tekrar geri kazandığımızı düşünün. 100 lira eder 700 lira. Evet. 3 günde bir 100 liranın döndüğünü düşünün. Eder 1400 lira. Her gün 100 liranın döndüğünü, yani o 10 lirayı her birimizin her gün harcayıp her gün baştan 10 lira kazandığımızı düşünün. Bir haftada bu defa ürettiğiniz değer olur 4900 lira. Hiç harcamazsanız sıfır. Parayı 3 güne çevirirseniz 700, pardon bir hafta çevirirseniz 700, 3 güne çevirirseniz 1400, bir günde çevirirseniz 4900. Evet. 100 lira vaktiniz var ama 4900 liralık değer üretmektesiniz. Evet. Parayı süratli çevirmek onun için ekonominin başlıca kuralıdır. Şimdi %10 faizle kredi verip de bunu kısa sürede ve emin bir biçimde geri almakla ve tekrar baştan verip bir daha geri almakla kazanılacak parayı düşünün. %30 artı birleşik faizle para verip de alamayıp mahkemelerde koşturmayı düşünün. Aynen öyle. Asıl o zaman batar. Çünkü para geri gelmez. Mevduatınız kağıt üstünde şişer. Ama elinizdeki likit para minimuma düşer. Evet. Soktuğunuz adamın şerimaz basalan. En olduğu paranız geri geldi. Yok. Çıktı gene ödeyip gene soktunuz. Para döndü mü geri dönmedi. Sattığınız malını. Bizim kağıt üstünde 8 kat trilyon, eski Türk lirasına söylüyorum, paramızın olduğu görünüyor ama piyasamıza dönen para 260 milyon liradır. Bu da Merkez Bankası rakamıdır, ben uydurmuyorum. Müşteriyi nerede bulacaksınız? 10 bin tane Mudi'nin, 5 bin tanesinin, şeyin bu mazbata mağdurunun, 5 bin tanesinin evini sattınız. 5 bin ev var elinize, kime satacaksınız? Hangi parayla? Gene battınız. Batma böyle olur. Ha. Adalet nedir konulu bir yazı yayınladım geçen gün. Bu bağıran avukatlarımıza tavsiye edelim. Ben haddim olmayarak avukat değilim ama hukuk da okumadım ama birazcık felsefe okudum. Kutsal kitaplara baksınlar. Aristo'ya baksınlar. Plato'ya baksınlar. Platon'a baksınlar. Efendim yetmezse kendilerine Locke, Hume, Hobbes'a, Mill'e, John Stuart Mill'e baksınlar. Liberalizmi bunlar vurdu. Birazcık sol meşrepliyse Marx'a baksınlar. Ondan korkarlar. Ondan korkarlar, tokunmasınlar ona. Onun için liberalleri sayarım. Evet. Karl Popper'e baksınlar.
Bu neo-Marksistler dediğim benim eleştirel düşünce. Habermaslar, Horkheimerler, Adornolar, Benjaminler, onlara baksınlar. Adaletin genel tanımı şudur. Bilge kişiler yerine getirecek, bir. Suç ile ceza arasında eşitlik olacak, iki. Ondan sonra yani suçun başını ezmeyeceksiniz diyor Aristo. Suç işleri bir avantaj elde etmiştir, onu elinden alacaksınız. İyi olan adildir der. O saydığım liberal düşünürler. Montesquieu da der ki bir toplumun adalete inancı kalmadıysa o toplumun rejimi yıkılmıştır. Bunu bugün kullanabilir miyiz peki? Tabii. Bizim toplumumuz. Evet öyle değil. Daha yıkıldı. Yani. Ha. Şimdi dolayısıyla yasada yazar. Akit yap dedik. Bitti artık. Öyle bir şey yoktur. Her yasa yazdığınız adil değildir. Onu söyleyeyim. Her yasa yazdığınız hukuk da değildir. Onu da söyleyeyim. Bunu en iyi hukukçuların bilmesi lazım. Genel evrensel hukuk kurallarına uygun şeyler yazdığınızda hukuk olur. Yani, ha, adil olması felsefi bir şeydir. Şey der ki, madem öyledir, dini de karıştırdım işe. Tevrat'ta da onun emirde der ki, komşunun malına göz dikmeyecek. Ha şimdi 5 milyar borcu olan adama dava açıp da 7 milyar ücret alan avukatın hiç konuşma hakkı yok. Evet. Elimde de belge var bu hususlara böyle konuşuyorum. Çıkar açıklarım batar. Bize düşman verilir sonra. Avukatların kendi arasında da var, onun da söylediği bir nokta var. Yani var böyle avukatlar. Ha. Şimdi mafyaya devredecek. Ha geldi tabancayı dayadı başıma, 5 milyar borcunu öde, 2 de bana haraç yoksa vuracağım seni dedi. Yahut da bana dedi ki 5 milyar borcum var, 7 milyar bana avantaj vermezsen ağam git hapis yat. Fark yoktur. Bu söylediğim insan meşhur bir isimdir. Ben YouTube konuşturmasınlar. Makbuzu da bende değil. Evet. Ha, mafyalaşacak. Mafyalaşmadı mı acaba daha? Daha ne kadar mafyalaşacağız acaba? Evet. Çok güzel, sendikacıların çok güzel bir söylevi var. Sanırım bunu daha çok kamusen başkanı Mehmet Özkardaş dillendirir. Evet. Bankaları dahi yasal tefeci olarak nitelendirir. Yani daha ötesi yok. Öyle. Ben de hiçbir zaman finans şirketi olarak kullanmam isimlerini zaten. Hep tefeci olarak kullanırım. Şimdi yasal adı biliyorsunuz finans şirketi oldu ama değil. Ama orada kanuna biraz hiç öyle olmuyor. Evet. Yani benim evimin kapısından cami yazarsam cami olmaz. Yani. Ha. Şimdi bunu konuştuğumuzda bir takım arkadaşlar tutturdu işte. Tekbir söylemeden bulmaz vataları yasaklayacaklar. Bunlar söylenir avukattır genellikle. Geçimlerden bu işten temin ederler. Ve arkadaşlar tekbir de söylüyor ki işte. Faizler de %10 inmelidir. İcra çalıştırılmalı gerekirse. Ha. Faizler de %10 indirilmelidir. Borçluya alacaklar arasında hakem müessesesi kurulmalıdır. Yurt dışında herhalde böyledir diye. Böyledir tabii. Böyledir. Türkiye bizden her adımda neredeyse geridedir ama bazı adımlarda da öndedir. Yok, Türkiye'de bu durum. Türkiye devlet olma anlamında bizden çok ileridir tabii. Tabii. Şimdi buna da şey yaptık. Yani bütün yani kaç tane var Kıbrıs'ta? İnterneti bozuldu. Bu bizim modern devletimizde internet bozuluyor ve 10 günde bağlatabiliyorsunuz tekrar. Ama artık mangalda külü bırakmıyoruz. Ve bakamadım istatistiklere. Kıbrıs'ta kaç hane var? Yani işte 200 bin dejur nüfustan söz ediyor. 5'e bölsek işte 60 bin. Hı hı, 60 bin. Gibi. Gibi mi? Yani 5'e bölsek 20, 40 bin. 40 bin. 10 bin lira mazbata. Çok yüksek bir rakamdır. Haneye böldüğünüz zaman 10 bin tane mazbata. Yani 10... Toplumun %25'i hapse girecek. Hapse yani. Girecek. Evet. Bu adalet midir acaba? Evet. Aslında şey de... Sayın Başyargıç'ta diyor ki içim acıyor. Vicdanım kanıyor demektir aslında. Hı hı. Çünkü en sonunda yazarsınız. Bulunduk mecliste. Kanun nasıl yazılır bilirik yani. Gelir de en son ama nedir? Genel hukuk kaydedilir, uluslararası hukuk falan ama yargıcın vicdanı en son.
bu memleketin en yüksek yargıcı da içim kanıyor diyor. Vicdanı yaralı. Evet. Yani daha ne diyeceğim, daha neyi beklemekteyiz? Yani ve bir de şu anlamda bakalım. Bu 10 bin tane mazbatanın 5 bin derse ki ödemem yatacağım. Ne olacak bu sistem? Hepsinin başımıza gelecek. Evet. Yani. Ve ödeme, yani kredibilitenin geri dönme hızının tehlikede olduğunu anlamak için bundan daha büyük bir işaretini görmek lazım. Kesinlikle. Bunu artık bankalarında görmesi lazım. 1929'da Amerika'daki kriz nasıl çıktı? Dünyayı batırdı. Son finans krizi nasıl meydana çıktı? Aynen böyle çıktı. Aynen böyle çıktı. Evet. 2002'ye nasıl battı bizim bankalar? Aynen böyle battı. Evet. Allah için olsun böyle. Yani bir zümreye kendi çıkarları için bu konuyu istismar etmesin de bu meclis otursun. Düzgün tedbirler alacak bir yasa yapsın. Ve bizi sömürge valisine öykünmek zorunda bırakmasınlar. Yani o konuda görüşüm bu. Evet. Bu süreç içerisinde şimdi araya gireceğiz. Bir 5-6 dakikamız kaldı ama bu süreç içerisinde, yani 2012 içerisinde küçük çaplı eylemler de oldu. Evet. Büyük eylem 1 Ocak ayında, zaten 2012 Ocak ayında Elsen'in greviyle başladık. Evet. Elsen'in elektrik kesme yine o eylemi vardı, grevi vardı, yasaklandı, eylem oldu. Ve daha sonrasında BES geldi. BES'in Hı. büyük eylemleri ki hala devam ediyor. 2013'e de böyle giriyoruz aslında. Evet. Yani bu çok ironik bir durumdur. Bir yıldır devam eden iki Hı. büyük eylem. Sorunla giriyoruz. Evet. Çok ciddi bir özelleştirme furyası, protokoller, bir kurultay ki bütün bir yılı bize resmen bloke etti. Evet. Bir kurultay. Daha sonrasında bir sahte belge. Sahte belge yine bu kadar ön plana çıkarıyorum. Çünkü bu sahte belge öyle sizin benim yaptığım bir sahte belge değil. Devletin tepesinde önemli insanların adının geçtiği bir sahte belgeleme olayı. Evet. İşte dün de bunun olayları koptu. Sayın Mustafa Tokay görevinden uzaklaştırıldı. Kendisi açıklama yaptı ki hayır, görevimin başındayım diye. Nasıl çözecekler o sorunu bilmiyoruz ama bir el öpme durumu gerçekleşti. Sayın Emir Amerikan'ı gidip Başbakan İhsan Küçük'ün elini öptü. Bu tarz manzaralar var aslında. Çok ilginç bir, bugün bir almanak hazırlamaya çalıştık arkadaşlarla. Evet. Kıbrıs Postası içerisinde herhalde yarın olacaktır Kıbrıs Postası'nda. Hani bu kareler gözümüzün önüne geldi açıkçası. Yani el öpmeler, Mustafa Tokay gibi bir adamın mahkemede olması, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani bir devlette yürütme var, yasama var, yargı var, bir de bağımsız denetme kurumları var. Biz kamu hizmeti komisyonu, anmeydi şimdi kamu oldu, diye bir güya adaletli atama, devlete adaletli memur atama yönelik bir anayasal kurumumuz var. Ve aslında siyaset etiği bakımından oradaki insanlar yargıçla, zaten bir defa emekli müsteşar falan olmak lazım oraya atanabilmek hı hı. için. Yani evet. bir yargıçla eş değerlidir. Hı hı. Şimdi böyle bir hakkındaki böyle bir iddia, mahkemelik olması, tutuklanması vesaire, yani tuzun da kokması gibi bir anlam içeriyor. Ne yazık ki. Eylemlerin devam etmesiyle ilgili şunu söyleyeyim. Ve özelleştirmeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben özelleştirmeye karşı değilim. Onu söyleyeyim. Yani eğer bütçede büyük kara delikler açıyorsa bazı kurumlar özelleştirilmelidir. Ancak kooperatifin tarihinden bahsettim biraz evvel. Şimdi yanlış işletmek başkadır. Kooperatifin bence çaresi özelleştirme değildir. Sahiplerine iadedir. Sen ben oturup bir kooperatif kuruyoruz. Devlet gelip el koyuyor. O yönetiyor. Sonra batırıyorsa ben değilim suçlu. Evet. Malımı geri ver. Önce o. Elektrikle ilgili de çok özet zaman normal çünkü. Hı hı. Yani şimdi Kıbrıs Rum tarafı Avrupa Birliği'ne sordu ve Malta. Bizim bu kadar elektrik üretip bu kadar tüketiyoruz. Kıbrıs Rum tarafı bizim yüzyılatımızı üretip tüketiyor. Bunu özelleştirelim mi? Brüksel'den Avrupa Komisyonu'nun, yani Avrupa Birliği'nin Bakanlar Kurulu'nun yazdığı rapor vardır Kıbrıs Rum tarafına. Bu kadar küçük bir pazarda özelleştirme yaparsanız
özel tekel oluşmasına sebep olursunuz. Onun için Avrupa Enterkonnekte sistemine entegre olana kadar devlet işidir. Evet. Bu kadar küçük bir alan dediği bizimkinin 10 katından fazladır. Yani 100 katına yakındır neredeyse. E şimdi biz onun mikrosu yok. Şimdi liberalizmin kalesi de Brüksel'dir. Refkoşa değil herhalde. Tabii ki. Ya da Ankara. Değil. E onlar böyle dedikten sonra bu konuyu tartışmanın alemi yoktur. Tartışılıyor. Stratejik şeylerdir bunlar. Bakın sizin havaalanınızı bağırıp çağırıp duruyoruz. Yabancı uçak inmez diye. Bende bir rapor vardı, yayınladıydım bir ara gazetede de. Larnak Havaalanı'na 90 bin landing yapılırken iniş bize 3 bin yapılıyor. Neden? Devletiniz tanınmıyor. Mesele devletinizin tanımaması değil, otorite tanınmıyor orada. Mesele odur. Tanınan otorite, yani Kıbrıs Cumhuriyeti orayı kontrol edemiyor. Gümrüğü kim kontrol edecek soruyor sana. Yani daha ondan inmiyor. Tayvan'a nasıl iniyor? Taipei'ye. Orada bu sorun anlaşılmıştır, onun için iniyor. Ha şimdi bırakın devletin elinde. Bir özel şirketin havaalanına gelirse gümrüğü kim yönetecek? Gene devlet diyeceksiniz. Bana anlatabilirsiniz. Ama o IATA'ya falan hiçbir şey anlamazsınız. Ve bu Kıbrıs'ın kuzeyine birkaç Türk şirketi dışında herhangi bir havayolunun tekerlekle girmesine engel bir durum yaratacak. Erzam'ın şu andaki durumu mu? Yani şu anda gidişatı? Özelleştirme gidişatının varacağı yer orasıdır. Stratejiktir. Tekrar söylüyorum. 22 bin turist yatağımız var diye bağırırık. Evet. Bir turist hadi 2 hafta kalsa bize, bizim haftada 11 bin yolcu getirebilmemiz lazım bu memlekete. Evet. Kaç uçak iniyor? Kaç yolcu kapasitesi var? Çok az. Birkaç yüz. Evet. 300'den olsanız i̇şte hadi 3000 11.000 taraftan 22.000 yatağın atma yaptınız madem öyleydi. Çürüsün diye. Ha bu kadar akla aykırı şeyler, laflar ortalıkta dolaşıyor tabii. Konuşuyoruz, yazıyoruz. Dinleyen var mıdır, yok mudur? Evet, bir virgül koyalım sohbetimize. Evet. Aradan sonra tekrar devam edelim. Sıcak gündem kısa bir aranın ardından ve ana haber bültenin ardından kaldığı yerden devam edecek. Kısa aranın ardından yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Sıcak Gündem izleyicileri. Kuzey Kıbrıs'ın en çok takip edilen haber sitesi Kıbrıs Postası ve Kuzey Kıbrıs'ın ilk özel televizyonu Kanal T'nin ortak yapımı Sıcak Gündem'de. Haftanın ortasında 2012'nin son haftasında sizlerle birlikteyiz. Kıbrıs Postası yazarlarıyla bu hafta da 2012'yi değerlendireceğiz. 4335 SMS numaramız, SMS yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter üstünden de bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 96.6 Radyo T'den ve 97.0 Posta FM'den de bizi dinleyebilirsiniz. Doktor Nazım Beratlı stüdyo konuğumuz, Kıbrıs Postası yazarlarından. Devam edelim sohbetimize ama bir mesaj gelmiş. Bu mesaj da bana gelmiş. Onu buradan hemen söyleyelim. Daha yavaş konuşmam istenmiş. Tamam, bundan sonra daha yavaş konuşacağız. Bu ikincidir oluyor. O yüzden dikkat etmem lazım sanırım. Eleştirileriniz alınmıştır. Sakın zannetmeyin gelen mesajlarınız okunmuyor. Bunu da göstermiş olduk buradan ki mesajlarınız okunuyor. Evet Sayın Nazım Beratlı. Öyle bir yıl geçirdik. Bir de hareket doğdu bu yılda. Aslında üstünde de durmak lazım. Bir toparlanıyoruz hareketi. Evet. Sayın Kudret Özersay Cumhurbaşkanlığındaki görevinden, devletin tepesindeki görevinden istifa etti ve bazı şeylere de isyan etti ve dedi ki ben bir hareket kuruyorum. Böyle böyle de örgütleneceğim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasal yapı içerisinde tabii Kıbrıslı Türklerin siyasal gelişimi, daha sol, daha demokrat gelişimle, daha merkez sağ, bu tarz bir gelişimde nereye koyarsınız toparlanıyoruz'u? Koyar mısınız bir yere? Henüz bir yere koyamıyorum. Şunu söyleyeyim, Kudret Özersay benim sevdiğim bir insandır. Sadece sevmek değil, takdir ettiğim bir insandır. Yani bilgi birikimi, kişiliği, düzgün bir insandır. Ama ne yazık ki siyaset sadece bilgi birikimi, düzgün kişilik meselesi değil. Siyasetin kendi kuralları var, kendi ahlakı var, kendi davranış biçimleri var. Ve bizim Kıbrıs Türk siyasetinin aslında büyük ihtiyacı fikir üstüne siyaset yapan
siyasetçilere sahip olmaktır. Ve kudrete de bu nitelik var. Yani ismine hitap ediyorum çünkü hem bizden çok gençtir hem de ilk adıyla hitap edecek kadar bir samimiyetimiz vardır diye düşünüyorum. ama bir siyasi parti olmak demek, yani çok popüler bir örnek vereceğim, bir futbol takımı olmak gibidir. Yani liberonuzla olacak, kalecinizle, sağ bekinizle, santrforunuzla, bilmem 11 tane Maradona olmaz, 11 tane Pele de olmaz. Evet. Yani takımda bir de Kalas olacak vesaire vesaire. Evet. Yani fonksiyonel olarak her alana hitap edeceğiniz. Çünkü yarın siz eğer bir siyasi hareket haline gelirseniz muhtar adayı da istersiniz, azar adayı da istersiniz, belediye başkanı, belediye meclisi, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı adayları da istersiniz. Dolayısıyla siyasi örgütlenme yani alınmasın kimse ama dünya tarihinde akademisyenlerin başarılı bir iş olmadı. Yani Platon'dan beri bilgelerin ülkeyi devlet yönetmesi yahut da devleti yönetenlerin bilgeleşmesi 3000 seneden beri öne sürülen bir görüştür ama hiç başarılı olmuş bir görüş değildir. Ha bu ben kudrete başarısızlıklar mı diyelim? Hayır. O anlamda değildir. O anlamda değildir. Belki yaşça daha büyük ve daha uzun süre siyaset düşünmüş bir insan olarak belki yol göstermeye çalışıyorum. Neyi eksik yaptığını anlatmaya çalışıyorum belki falan. Şeyi de söyleyeyim. Yani ben CHP'liyim. Ve yani üst düzeyde görevlerde bulundum. Parti içine milletvekilliği yaptım. Ama ülke çıkarları geldiğinde böyle kıskanç eşler gibi CHP'li değilim yani. Güzel bir tabir oldu bu. Ha, yani varsa bir faydalı olacak adam memlekete eğer faydalı olabilmesi için önünün açılmasını benimle aynı siyasi fikirleri savunmasa bile eğer belli bir değeri varsa savunduğu görüşlerin samimiyse art niyetli değilse siyasette Kıbrıslı Türk demeyle dürümesini isterim. Dürüsün, yer alsın, farklı olsun, bir renk olsun. Farklılık zenginliktir çünkü. Ben Kudret Özer'se bu çerçevede bakarım. Bugüne kadar yani mesela hemen aklıma bir şey söyleyeyim. Toplum Sözleşmesi diye bir şey söyleyeyim. Şimdi Toplum Sözleşmesi klasik liberal düşünürlerin kullandığı bir kavramdır. Evet. Can Jacques'un da bir şeyidir. Bir kitabının adıdır. Şimdi yeni olmak yaşça daha güçlü olmak değildir. Yeni şeyler söylemektir. Şimdi bizim tutucu deyimiz CHP'li arkadaşlarımızın bir kısmından 2-3 sene evvel söylemiş lafları söyleseniz çıkıp da yaşınız daha küçüktür diye yeni bir şey söylemiş olmuyorsunuz. Yani sözleşme yaptık da imzaladık. Mesela ya bu örgütün siyasetçiliği ne sözleşmeler imzaladı şimdiye kadar? Yani neler imzaladı? Yani bu bir yol değil ki. Yani dediğim gibi 2-3 sene. Yani Hobbes'un kullandığı bir kavramdır mesela. 1580'lerde yaşadı Hobbes. Yani dolayısıyla yeni şeyler söylemelerini beklerim. Bir defa başında da söyledim. Bir birikimini biliyorum. Karakterine de şeyim. Aşinayım, yabancı değilim. Yani. Ama daha yeni şeyler dile getirmeli ve siyasi örgütlenmeyi becerebilmeli. Yani kimi azar adayı göstereceğini, kimi muhtar adayı göstereceğini veya örgütlenme modelini belirlemeli. Bir de o var. İşte örgüt olmadan siyaset olmaz. Ve şunu da söyleyeyim. Zor ve pahalı bir işin siyaset. Yani 6 ilçe merkeziniz olacak. Düşünün 6 telefon, 6 bilgisayar, 6 website, 6 şey, internet bağlantısı, 6 sekreter, 6 idare amiri. Bu en az daha başlangıçtır. Evet. Yani pahalı bir iştir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mevcut partiler
gerek şeyden meclisteki üye sayısına göre devletten aldıkları ödenekle, gerekse bunca yıllık parti olmanın getirdiği bir gelenekle, kurdukları sistemlerle bu masrafı karşılıyorlar. Daha seçim kampanyasına girmediğim. Ya. Bir seçim kampanyasına, bir televizyonda 30 senelik bir film çevirmenin bedeli nedir söylemediğim. Yani bütün bunları hesap etmeden sadece fikir söylemeli. Çok doğru fikirleri de söyleyeceksiniz. Çok şansınız olmaz. Ben dilerdim ki bir partiye girseydi, bir partide önünü açmaya çalışsaydı. CTP'ye demek istemiyorum. Evet. CTP'ye girebilirdi örneğin. Keşke onu yapsaydı diye düşünürüm. Ha şunu da söyleyeyim ama. DP'ye daha mı yakın buldunuz? CTP'yi söylemediniz. DP'ye mi daha yakın buldunuz? Çok sol bir görüş olarak değiller, liberal bir görüş olarak gördüm. Serdar Denkaç'a liberaldir. Yakından tanırım yani. Evet. O anlamda söyledim. Ama bu söylediğiniz, şuna da gidiyor, özür dilerim sözünüzü kestim ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de tam anlamıyla sol olduğu noktasına gidiyor. Bu konuda da tartışmalar var, son dönemde bazı eleştiriler de var. Belki de tekrardan da tartışmak gerekir şeklinde. Vallahi bilmiyorum. Bakın, biz geçen benim MYK'da olduğum dönemde partinin ekonomi programıyla ilgili öngörüleri Yakın Doğu Üniversitesi'nde bir açık oturum yaptık. Evet. Ve Tufan Elfürman'la ben bambaşka şeyler söyledik. Yani biz paraleldi söylediklerimiz. Diğer arkadaş bambaşka şeyler söyledi. Yani onunkiler daha liberalizmdi. Yani kitaplarda işte o Adam Smith'i okursanız onlardı söyledikleri. Biz de tam karşıtı şeyler söylüyorduk. Yani özellikle o Birleşik Güçler konseptinden sonra ve daha da özellikle söylediğinin çökmesinden sonra CTP'de bir de hükümet deneyimi yaşarsanız üstünden bu konuda tartışmaların olması doğaldır sonu ama. Sonu da kötü olan bir hükümet deneyimi. Evet, sonu kötü olan bir hükümet deneyimi. Parti açısından kötü. Bunlar tartışılmazsa bir yere varılmaz ama diye düşünüyorum. Yani sol, hangi sol, nasıl sol falan, ne kadar sol falan. Yani bütün bunlar tartışılmalarla bir yere varılmaz diye düşünüyorum. Şimdi nerede çok konuşuluyor. Bu erken seçim, gerçi 2012'yi geçtik ama şimdi 2013'te bir erken seçim hazırlığı gibi bir hava yayıldı ortalığa ve bugün Ozan Ceyhun'un da bir yazısı vardı. Ondan da biraz takip ettim. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi koalisyonu tabu olmasın. Olur mu böyle bir şey gerçekten? Var mıdır böyle bir öngörü? Ben hiç düşünemem yan yana. Ama bu Disi ile Akel'i yan yana getirmek gibi oluyor. Onları da düşünemiyorum. Çünkü Disi ve Akel'i de yan yana getiremiyorum ben. Koalisyon veya ortaklık noktasında ama CHP ile OBP'yi de getiremedim. Ama olabilir mi böyle bir şey? Allah siyasette olmaz yoktur. Onu söyleyeyim ben. Olmaz yoktur. Bir de bir şey söyleyeyim yani. Çok uzun yıllardan beri böyle bir görüşü savunan bir çevre vardır Ankara'da. Yani olur mu? Yani şimdi iki büyük parti koalisyon kursa istikrar açısından son derece değerli olur. Ama ne yapılacak? O programı ne olacak o büyük koalisyonun? O ortak noktada buluşabilecek mi? Ha, ortak nokta neresidir? Bütün bunlar tartışılması gereken şeyler. Hı hı. Ama bir erken seçimin muhtemel sonuçları arasında ben UBP-CTP koalisyonu sayılara bakacağız çünkü o zaman. CTP-DP, UBP-DP, TDP-DP, TDP-UBP, TDP-CTP gibi bir alternatif vardır. Bizim siyasi geleneklerimiz Kıbrıs'ta TDP-DP, TDP-CTP koalisyonunu mantıklı koalisyon olarak öngörmemizi icap ettirdiği halde aslında iki parti sürekli birbirinin tabanından oluşturmaya çalıştığı için bir rekabet ortamı doğduğundan dolayı birbirlerine karşı, hadi gizlemeden söyleyeyim yani, bir husumet yürürler ve hiçbir biçimde tartışılmaz bile. Başkalarıyla şey ararlar.
ortaklık ararlar ama birbirleriyle aramazlar. Oysa en yakın siyasi fikirleri savunan partilerdirler. DP'nin o liberal duruşu dolayısıyla CTP-DP olabilir. DP'nin gene o liberal duruşu dolayısıyla TDP ile de olur, UBP ile de olur. Yani çünkü neticede DP sağa yakın bir partidir. Yani bir zamanlar sevgili Serdar sosyal demokratım derdi, sonra vazgeçti, liberal demokrat oldu. O da iyidir, fena değil. Yani dolayısıyla bir erken seçim. Şunu söyleyeyim. Bugünkü anayasa, bugünkü seçim yasası, bugünkü siyasi partiler yasası ve bugünkü meclis iç tüzüğü ile tanfare doğurur diye düşünüyorum. Evet. Üç aşağı beş yukarı aynı sonuçlar alınır. Biri biraz daha az, biri biraz daha çok milletvekili çıkarır. Ama esas birbirinin içine girmiş olan yasamayı yürütmenin yönetmesi ve yürütmenin bundan dolayı denetimden arı olması meselesi ortadan kalkmaz ise hiçbir şey üretemez. Aynı şeyleri üretir gene diye düşünüyorum. Peki yasamayla yürütmeyi tam ayırmanın yolu nedir? 15 sene oldu söylerim ben bunu, gene söyleyeceğim. Taraflar olan, şiddetle karşı olan var falan filan. Başkanlık sistemi gir. Yani bence. Ha ama başkanlık sistemine tarif etmek lazım. Bu 2012'de bunlarla yazdım. Evet. Bu konuyu da yazdım birkaç defa. Şimdi dünyada başkanlık sistemini başarıyla uygulayan bir tek ülke vardır. Amerika Birleşik Devletleri. Bu kuruluş felsefesinden ve ondan sonra kurdukları düzenden dolayıdır. Yürütme ile yasama arasındaki bütün bağlar koparılır. Ve yasama yalnız yasa yapar ve hükümeti denetler. Başkan seçilmiş kral değildir. Başkan yasamanın kendine verdiği görevleri kendi politik çerçevesinde yapan adamdır. Ve başkanın getirdiği yasa önerisini kendi partisine milletvekilleri bile reddedebilirler bazen. Veya senatörler. Şimdi ya o şekilde bir şey kurarsınız, gerçek başkanlık sistemi kurarsınız ya da ortadaki başkanlık sistemleri gibi öldürmezseniz orayı bırakmayan seçilmiş krallardan bir tane seçersiniz ve başlarsınız hesap etmeye bunu ahit vuracağız. Evet. Yani budur. Bakın Saddam öldü de gitti. Nasır kalp krizinden gitti. Yoksa kalsa giderdi. Enver Sedat öyle. Mübarek öyle. Efendim bakın Orta Doğu'dakiler. Evet. Hep öyle. Güney Amerika'ya bakın. Orada da aşağı yukarı öyle. Yani neden? Çünkü başkanı seçerseniz de partisinden bağları kopmaz da hem yürütme elindedir tek başına kendinin, hem de yasamayı kendi yönetiyor. O da denetimden arı kalır ki o da tehlikelidir. O zaman. Bunlar tartışmıyoruz aslında. Biz başkanlık sistemi dediğimizde ha bu denktaşın adamıdır değildir bana bile. Denktaş orada kalsın. İster daha önce yapar bunu. Talat zamanında hiç konuşamadık bu konuyu. Kendi konuşulmadı. Suçum değil aman ha dedi. Ama şimdi kendisi çok fazla konuşuyor başkanlık sistemini. Bana aynı öyle dedi. Aman bu konuya girme dedi. Ben de girmediydim. Çünkü başkan girme derse ben de gireyim. Yani. Şimdi o da dile getiriyor. Evet. Karşı çıkanlar da diktatör seçeriz diyorlar ki dediğim gibi eğer Saddam gibi bir düzenlemeden seçerseniz diktatör olur. ABD gibi bir düzenlemeden seçerseniz da demokrasi olur ama o sizin nasıl düzenlediğinize bağlıdır. Trik neresidir? Yürütmenin yasamayı değil yasamanın yürütmeyi denememiz. Onunla birer özellikleri var. Zamanımız yetmez yani. Evet. Bu ben başkanlık sistemi dediniz. Hem Ankara'da Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi'nin ortaklığını isteyenler var dediniz de. Bu 2012 yılı içerisinde yani Türkiye'de konuşuyor olmuş olsaydık 2012 başkanlık sistemini kesinlikle konuşmuş olacaktık. Evet. Çünkü 2012 Türkiye'de başkanlık sisteminin konuşulduğu bir yıl oldu. Tabii ben Tayyip Erdoğan'dan 15 sene evvel dile getirdiğim için bir de AK Parti çizmezler bana şimdi. Evet, Tayyip Erdoğan şu anda çok fazlasıyla bunu dinlendiriyor, evet. Başkanlık sistemi noktasını. Ama tekrar Kıbrıs'a dönersek, 2012 yılı bir de müdahalelerin konuşulduğu bir yıl oldu. Evet. Yani Türkiye'nin müdahalelerinin
elçiyle, bizzat Erdoğan'la konuşulduğu da bir dil oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tamam, bir önceki yılda şeyi konuşmuştuk çok fazlasıyla, 7,5-8 olayını ve besleme olayını konuşmuştuk. Bu yıla sarktı, bu yıla daha farklı sarktı. Ben tabii bunu Sayın Erdoğan'ın bir sözüne bağlıyorum. Çıraklık dönemi bitti, ustalık dönemi başladı sözüne bağlıyorum. Burada da o ustalığını gösteriyor. Çünkü ilahiyatın da çok fazla konuşulduğu, dinin çok fazla konuşulduğu da bir yıl geçirdik. Yani evet. Fakültelerle, farklı uygulamalarla, din adamlarının sokaklara çıkmasıyla çok farklı bir yıl geçirdik aslında. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi bir laf söyleyeceğim. Bu lafı Türkiye'de sanırım Erfurt Kürtçü bile çıkıp televizyonda söyleyemez. İstiklal külliye vursunlar. İstiklal cem yapsınlar. Bana ölene kadar cuma namazı kıldıramazlar. Ha, bu işte aramızdaki fark nedir? Aha, fark budur. Bunu söyleyen adam çıkıp siyaset yakıp milletvekili seçilebiliyor. Fark budur. Yani şimdi insanların inançları konusunda ben son derece saygılıyım. Ama kendi inançlarıma da saygı isterim. Gerek İslam yorumuma, eğer inanıyorsam, gerek ateist isem ateistliğime, neyse inancım, o inanca, Yahudi isem Yahudiliğime, Hristiyan isem Hristiyan'a, Katolik isem Katolikliğime saygı isterim. Ve ben hepsini gösteririm ama. Yani çünkü insanın kendi iç huzur içerisinde yaşayabilmesi için inancına uygun yaşaması gerekir. Bu hakkını almaya kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. O bakımdan buraya zorla bir, o şimdi Türkiye'de mesela Cumhuriyet'ten sonra laiklik kurulduğundan oldu. Laiklik nedir? Devletin dine karışmaması ya dinin devlete karışmaması. Ama dünyada bu nasıl uygulanıyor? Din cemaatlere bırakılmıştır. Devlet bir teşkilat kurmamıştır da bir din yorumu yapsınlar. Şimdi ağa bulur Müslümanlık. Ya da Hristiyanlık ya da öbürü. Bunun dışında olan çizgin dışındadır. Türkiye'de öyle yapılıyor. Bu laiklik değildir. Evet, doğru değil. Bu doğru değildir. Ha. Ve başka türlü yorumlayanlar İslamiyet'i ki 20 milyona yakın nüfusları vardır Aleviler. 6 yıl sonra dışlanıyor. Yani, bu doğru değildir. Onlara sorarsanız doğru istemiyorum, yeni yorumlarıdır. Hı hı. Şimdi öyle inanmakta olan adamı otele koyup yaksanız olur. Yıllarca azabını çekersiniz işte. Ha, yaktılar işte ama onlar öyle düşünmeye de inanmaya devam ediyor. Bu inançtır yani. Ve kaldı ki şey, Hacı Bektaş kültürü Türk tarihinin çok önemli bir bölümüdür. Yani Türk İslam anlayışının çok önemli bir bölümüdür. Şimdi ve bu topraklara da gayet açıktır. 50 defa yayınladım. Belgeleri de yayınladım. Bu topraklara sürülen insanlar da Osmanlı deyimiyle Rafizi olduklarından sürülmüş insanlardır. Rafizi ne demek olduğunu da AK Partililer çok iyi bilir. Yani mektepli İslam'a inanmayan insanlar. Evet. Olduklarından buraya sürülmüş. Ve 1960'larda şeye bakardım ya, çünkü bir dergiye, Tuncer Başkan'ın bir yazısına, Ağırdağ Camisi minaresi 1971'de yapılmış. Yok diye o camide minare yoktu. Hiçbir Türk köyünde camide minare yoktu. Yani zorla minare yaparak kimseyi Cuma'ya götüremezsiniz yani. Bu şey demek değil ama Kıbrıs'ın bütünü heterodoks İslam'dır, yani Alevi'dir demek değil ama büyük bir çoğunluğu öyle gelmiştir yani. Hı hı. Adı konmasa bile bugün artık, çünkü o laisizm dolayısıyla başka türlü yorumlansa da bile inançları, işte aşure yapıp dağıtmaları bilmem sayabilirim yani. Sordum sarı çiçeği diye mevlid okumaları, Pir Sultan'dan değiş mevlidde okumaları falan da bellidir kim oldukları yani. Bırakın 600 sene yok olmalar, gene yok olmazlar, merak etmeyin. Yani onu şey edelim. İlla o donu herkese giydirmeye çalışmayın. Yani. Ve bu insanın kimliğine, bakın bir şey tanım yapacağım. Aslında kimlik son derece bireyseldir. Yani herkesin kimliği doğarken zaten farklıdır. Yani siz dişisiniz, ben erkeğim. Siz işte felsefe okudunuz, ben tıp okudum. Siz Fenerbahçe'yi, ben Fenerbahçe'yi tutarım, siz
cin mumu tutarsanız, siz Lefkoşak Türk Kız Lisesi ya da Türk Marif Koleji mezunusunuz, ben Lefke Gazi Lisesi mezunuyum, siz Ankara'da okudunuz, ben İstanbul'da okudum, say bildiğiniz kadar kardeşler arasında bile bir tane böyle değişik kimlik ögeleri vardır. Bunların ortak olanları ortak kimliği meydana getirir. Ve toplumlar ortak kimliklerinin en çok neresine saldırırlar bilir misiniz? Saldırılan kısmına. Bilimsel tespit yaptım yani. Saldırılan kısmına saldırırlar. İlle tutturursan bana inançlarımla ilgili bazı iddialar ileri sürmeye sarılırım onlara ve abartırım. Ve mutlaklaştırırım. Yani. Şimdi, Kıbrıs milliyetçiliği mantığı da buradan çıkmıştır muhtemelen. Tabii bundan çıkmıştır. Hiç farkımız yok deyince farkımızı ortaya çıkartmak için abarttık. Horgadigo konuşmaya başladık. Evet. Yani. Ve bildiğimiz her umca kelimeyi her cümleye katmaya başladık. Yani evet. Farkımız var diyebilmek için. Yani farklılık çok mu kötü bir şey? Hayır. Farklılık zenginlik sebebi olarak algılanır. Farklılık ayrımcılık, diskriminasyon sebebi olarak da algılanır. Zenginlik sebebi olarak algılarsanız abede olursunuz. Farklılıkları diskriminasyon sebebi olarak algılarsanız da Hitler Almanya'sı olursunuz. Her farklı olanı yok etmeye kalkarsınız. Yani ha, bu şeyi ve Osmanlı'nın, onu da söyleyeyim, biz Osmanlı'nın torunlarıyız, yani şeyine hiç gerek yoktur tevil yapmaya bu konuda. Ve Osmanlı'nın zaten varlık sebebi farklılıkların birliğini sağlamış olmasıydı. İttihat anasıdır. Unsurların birliği. Yani ha, şimdi hem o miras, o kültürü mirasçısıyım diye politika yapıyorum, hem de herkesi kendime benzeyeceğim diye şey yapmak, bir takım taktik adımlar atmak hem uyuşmaz, hem iyi sonuç vermez, hem de şunu söyleyeyim, ben Kıbrıslı Türklerin kültürel merkezi sürgünü yediğimizde de İstanbul'du, İngiliz geldiğinde de İstanbul'du, Cumhuriyet zamanında da İstanbul'du, aradaki 11 senedir İstanbul, bugün de İstanbul'du. Dün benimki son kitabım yayınlandı, geldi İstanbul'da yayınlandı. Yani en sevdiğim şarkıcı, örneğin Sezen Aksu, İstanbul'da şarkı söylüyor. Bu coğrafyanın merkezidir İstanbul. Kültürünün, bu coğrafyanın kültürünün merkezidir İstanbul. Ya durduk yerde sorunları yaratıp da suni, yapay ayrımları abartmamıza sebep olmanın anlamı yoktur. Evet. Yani. Bu ayrımların en çok ayyuka çıktığı da bir yıl oldu 2010. Evet, bu yıl öyle oldu. Ama ben başka bir şey de söylemek isteyeceğim. Mesela rahmetli Mapolar da o Kıbrıs güncesinde vakti zamanında şeyin bilmem hangi konsolosun bilmem kimi tokatladığını anlatır. Ya da Emin Dırvana'nın onu tokatladığı iddia edilir. Yani büyük elçi aslında adam dövmekten, tokatlamaktan epey ileri gitti yani. En azından artık tokatlamıyor. Artık tokatlamaz hiç değilse. Yani ama eğer burada bir devlet var, bu işte constituent state'tir, recognized state'tir, ne state ise, ulusal state ise eğer burada bu eğer ve bu iddiada isek biz her masada, her yerde, her konuda, her şeyde, hı hı, buradaki insanların da kendilerine has bir özel kimlikleri olduğu konusunda rahatsız olmamamız lazım bir. Bir de state gibi davranmamız lazım kendine. Yani en azından Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkiler düzeyinde ilişkiler kurmak zorundayız. Yoksa önce sizin tanımadığınız bir siyasi entiteyi başkalarının tanımasını beklemek abeste iştigaldir. Yani. Onun için şuna da geleceğim, yeri öldür hakkını ver. Siz gidip de eğer Türkiye'den ver paranı kullanayım derseniz de para alır gelirsiniz buraya ve kullanıma sokarsınız o parayı. Ve 200 bin kişinin hatırı için 70 milyon bir nüfusun parasıyla sizin, gene amiyane tabii kullanacağım, lingiri oynar gibi oynamanıza izin vermezler. O konuda haklıdırlar. Bir gecede, çünkü bu para hesaplarından paranın yeri tumbala baş gider, 70 milyona batar o yanda. Verdiği parayı da kontrol etmek bir gerekliliktir onun için.
onun evet. açısından. Ancak bunları biliyoruz. Ama bunları daha alçak sesle, daha saygılı, karşılıklı saygıyla, daha saygılı ve daha bilimsel anlamda konuşursak eğer, sanırım her iki taraf için daha iyi olur. Evet. Son cümlelerimizi alalım. 2013 yılı için beklenti, umut, dilek neyse. Vallahi söyleyeyim, 2013 yılı için beklentim Kıbrıs sorununun bitmesini bekliyorum. Bir ömrü erik geçirdim bunu. Umarım ölmeden görürüm. Evet. Çünkü 3 senecik gibi kısa bir zaman, yani akıl bali olduktan sonra, bebekken hatırlamam. 52 doğumluyum. 58'de den beri bu işle meşgulüz. Aradaki işte 60-63 gibi 3 senecikte normal bir ülkede nasıl yaşandığını görme bahtsızlığına uğradıydım. Ve normal bir ülkede yaşamak istiyorum. Yani bu kadar askerim, bu kadar silahım, bu kadar füzenim, bu kadar topun tüfeğim, bu kadar gerginliğin, insanların birbirine karşı bu kadar hırslanmasının yaşandığı bir ülkede yaşamaktan bıktım. Kendi hesabıma. Yani Norveç'e mi göçeyim, İsveç'e mi gideyim? Ama orada da yabancı olacağım. Blackhead. Yani. Ama bu dileğim gerçekleşir, gerçekleşmez. Onlar ayrı meseleleridir. Ama derinimde yatan budur. Yani çocuklarımın bir kısmı büyüdü. Bir tane küçük var. Onun olsun normal bir ülkede okudayım. Normal bir tahsil yaptırayım. İnsanlara ilgili ön yargılardan uzak büyüteyim ve insan gibi yaşayayım. Bunu istiyorum. Şeyi de bir de şey söyleyeyim, yani kimsenin kimseyi diskriminasyona, ayrımcılığa tabi tutmadığı bir ülkede. İnsan sevgisiyle, insanları severek yaşamak istiyorum. 2013'te buna ulaşırsak eğer, mutlu bize. Evet. Çok teşekkür ederim programıma katıldınız. Bu yoğun gündeminiz içerisinde sıcak gündem izleyicilerine aktardığınız bilgiler için teşekkürler. Evet sevgili sıcak gündem izleyicileri, çarşamba gününde sonuna geldik. Sıcak gündem olarak birkaç tane haber var, onları aktaralım size. Eroğlu Bakanlar Kurulu toplantısında açıklama yapmış. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Dervişleroğlu da katılmış. Bakanların yeni yılını kutlamış. Aynı zamanda Lefkoşa Belediyesi Kıptek ve evet Kıptek konusunda da karar görüşmeleri yapılıyormuş Bakanlar Kurulu'nda. Sanırım yeni yıl kutlama bir kılıf olmuştur. Cumhurbaşkanı bir darbe gibi Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Bugün ne çıkacak bilmiyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edecek Kıbrıs Postası'ndaki arkadaşlar. Siz de Kıbrıs Postası'nı takip edebilirsiniz. Bu konudaki gelişmeleri öğrenmek isterseniz. Bizden bugünlük bu kadar. Yani yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bu son haftada, 2012'nin son haftasında mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle.